Kemal Gülman, İşten Hikayeler, Tecrübelerim, Tavsiyelerim. Balat'ın orta yerinde 5 kuşaktır aynı evde. İspanya'nın orta yerinden bir yangının ortasından çıkıp 1492'de İstanbul'a Osmanlı'ya sığınmışlar. Demirci Kemal'in torunu olmaktan hep gurur duydum. Dedem, doğuşu Samuel, sonrası Kemal. 1930'da Levi soyadını bırakıp Gülman soyadını alırken ismini de Kemal olarak değiştirmiş. Benim adım da Marco'dan sonra Kemal olmuş. İkinci Dünya Harbi sırasında hatırlarım, Balat'ın en büyük sinagogu hükümet tarafından boşaltıldı ve kışla olarak kullanılmaya başlandı. Tıpkı camiler gibi. Harp bitince asker de gitti. Sinagogun tekrar faal hale gelmesi için babam çok uğraştı. Mahallenin ticaret erbabının dilinde varsa yoksa Tahtakale'ydi o yıllarda. Ben de orada buldum ilk işimi. Yaz boyu 3 aylığına çırak olarak işe başladım. Gele gele 1950'lerin sonlarına kadar geldik. Ana uzmanlığım hala kağıt ve matbaa malzemeleri. Masamda en az 4 çeşit dosya bulundurma kuralımı bir ömür boyu aynen tatbik edecek yol bana açılmıştı. Ben gençlere diyorum ki gidin ama bir gün çok da uzatmadan dönün. Bir şeyler öğrenin ve dönün. Memleketin her dönemde size ihtiyacı var. Bunu unutmayın. Gençler, ülkenize network'ünüzü yitirmeden dönün. Zira her horoz kendi çöplüğünde öter. Gittiğiniz her yerde ancak ikinci kuşak belki yerli olacaktır. Kemal Gülman olarak ben kendimi daima tüccar olarak gördüm. Halen de öyle görüyorum. İş yaşamımın ilk 20 yılında ticaretten başka bir şey yapmadım. Tüm gençlere kendilerine uygun olan iş örgütlerine, sivil toplum kuruluşlarına destek vermelerini, hepsine değil ama aralarından seçtikleri birkaçına üye olmalarını, zamanlarını iyi planlamak kaydıyla çalışmalara katkı sunmalarını tavsiye ediyorum. Yenilenebilir enerji gibi ülkemiz için, dünyamız için son derece önemli ve özellikli işlere yatırım yapmak da başka türlü bir heyecan. Bugün bile bundan 70 yıl önceki heyecanla işleri takip edebilmem, Allah'ın bana bir lütfu değilse ne? Eminim hissediyorsunuz. Kazanmak kadar muhafaza etmek de önemli benim için. Zengin olunur ama asıl zor olan zengin kalmaktır. Zenginin endişesi neşesinden fazladır.